Merhaba arkadaşlar, bir GameShifter videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda ne yapıyorum? Bu videoda az önce incelemesini yaptığım Orcs Must Die isimli oyunu bırakamadım. Oynamaya devam ediyorum ve oynarken dedim hani video çekmeye devam edeyim. Ama böylece oyunun diğer özelliklerini göstermiş olurum. Hem de inceleme aslında pek içime sinmedi. Yani çok az bilgi verdiğimi düşündüm. O yüzden video çekmeye devam etmek istedim. Daha doğrusu oyun oynamak istiyordum ve video çekim de araya gitmesin dedim. Bu haritamızın adı Fork, The Fork yani çatal. İki taraftan da orklar geliyor. İki tarafa da savunma kuruyorsunuz. Ve ben son wave'deyim. Yani ilk 3 wave'i geçtim. Şu an son wave'deyim. G'ye basıp hordu salacağım. Küçük hordu, küçük enişteyi salacağım ve G'ye basıp. Bu arada şurada bir heal potion bıraktım ne olur ne olmaz diye. Çünkü oyunun war mage zorluğundayım. Zorluk seviyesindeyim, gayet zorlaşabiliyor oyunlarda. Fakat şu an kurduğum savunmayla yenilmem pek olası değil. Hatta ben saldırmasam da savunmam icabına baksa. Oyun gerçekten çok keyifli. Hani veri seviyelerde çıkacak savunma silahlarını, savunma sistemlerini gördükten sonra inanılmaz keyif aldım. Aa, bu video çok çabuk bitti. En iyisi videoyu burada kesmemek ve diğer seviyeye geçmek. Continue deyip direkt diğer seviyeye geçiyorum. O bomb barrel vardı. Bu bomb barrel'lar da işte bomba. Nasıl patlıyordu? Ha, bir yere bırakıyorsunuz ve onlar yanından geçerken okla sıkıyorsunuz, patlıyordu, öyle bir şeydi sanırım. Demosunda buradan daha ileri kadar gidilebiliyor. Eğer oyunu almak istemiyorsanız ya da hani para vermek istemiyorsanız oyunu Steam'den direkt demosunu da indirebilirsiniz. Ayrıca demosunda da bayağı bir yere kadar oynuyorsunuz. Another day, another fortress, another rift to defend. They always seem to break through the doors. We should do something about that. Kılıcımı mı alsam, ok, arbalet mi, kararsız kaldım. Ya da şunlardan birini bıraksam. En iyisi bunu bırakmak ve bakalım bu biraz zor olacak. Çok mantıklı bir seçim yapmadım şu an. Buradan mı gelecekler sadece acaba? Haritayı da şu an çok iyi bilmediğim için hani nereden geleceklerini kestirmek de zor. Bu taraftan gelecekler. This just doesn't seem fair. Arrow wall'ları sağa sola dizerek ve aralarına yavaşlatacak alandan koyarak bakalım bu tarafa doğru. Evet, tamamdır. Unleash edebiliriz. Savaşmaya hazırım şu an. Gelsinler bakalım ne olacak. Tabi ordu salmadan önce haritanın neresinden geleceklerinden emin olmanız lazım. Aslında ben biraz acele ettim şu an. Hani tek gelecekleri nokta bu olmayabilir. Bu paramı boş yere harcamış olabilirim. O yüzden yani video çektiğim için ben şu an böyle davrandım. Ayrıntıya giremedim ama siz de oynarken böyle yapmayın. Evet, ilk 5 wave'den ilkini rahat atlattık. Bakıyorum şu yukarıda ne için. 5 saniye sonra bu arada yeni dalga başlayacak. Şu yukarı bakıyorum, yukarıda ne var? Yukarıda bir şey var mı? Yok. Biz geri aşağıya. Oo! Bu bölümde karşımıza crossbowlu arbaletli orklar çıktı. Artık yani bana karşı savunması değiller pek. Onlar da bana ateş edebiliyor. Onun yanında Orc Warrior'lar da geliyor. Aa, bu arada savunmayı diğer wave gelmeden önce atmam lazım. Paramın olduğunu unuttum ve savunma yapmayı unuttum. Ama şimdilik iyi görünüyor. Sıkıntı yok bile. Direkt bir tane daha ne olur ne olmaz diye şuraya arrow wall koyalım ki. Hey, those orcs are shooting back. Hey, those orcs are shooting back.
Şöyle bir tane bomba koyalım, bunu boşuna almış olmayın. Hani göstermek için aldım zaten, yoksa normalde yerden spike çıkaran tuzu alacaktım. Zaten 200 bir tane daha koyayım, ben onun olmaz diye. Bakalım bu sefer ne geliyor. Tuzaklarımızı koymaya devam ediyoruz. Bomba olacaksın sanırım. Kafak fazla ilerlediler. Terbiyesizler. Birazcık yaklaşmalarına izin verip bombayla patlatacağım. Evet. Bombanın aslında bayağı hayat kurtaran bir şey olduğundan bunu çalabiliyorca. Ve 2000 para geldi. Tekrar şuraya bomba koyayım, ne olur ne olmaz diye. İki tane savunma attım olsun. Yavaşlatmak her zaman iyidir. Voila! That's gonna leave a mark. Daha sonra şuraları da tabii ki de. Ne olmaz diye. Gelişiriz G'ye basılı fordu savalım. Geliyorlar. Crossbowlar önde, arkada warrior'lar. Aslında oyun oynamaya başladıkça kontrollerine dolaşmaya başladım. Bu arada çektiğim videoyu ne adı aldığını da yazmasam ama karar veremedim. Sanırım sitenin isminden yola çıkarak yeni bir program başlatacağım. Oyun değiştiren adı altında. Oyun değiştirenlere de inceledim onları herhalde. Daha ileri götürüp gameplay videolarını yapacağım, bir program haline getireceğim. Bu arada kurdum bile berbat. Farkındayım. Hem oyun oynayıp hem de güzel bir şeye sahip olmak gerçekten zor. Oyun incelemesinde de belirttiğim gibi yani bir yerden sonra tek düzeleşiyor. Ama bu tek düzeli ortadan kaldırmak için yeni silahlar, yeni engeller, yeni rakipler ortaya çıkıyor. Bu arada 30 Temmuz'da, yani az önce okuduğum bir haber var. 30 Temmuz'da bu oyunun ikincisi çıkacakmış. İkincisinde ne gibi özellikler var bilmiyorum. Hemen şu videoyu bitirdikten sonra onun için bir araştırma yapacağım tabii ki de. Artık. Bu arada canım bayağı azaldı, hemen şu boşuna istiyorum. Bu arada kılıcımla bombayı patlattım yanlışlıkla. Son wave bu. Son wave, hazır olalım. Bayağı da param var zaten, sıkıntı yok. Right there, that's the spot. Sometimes I almost feel bad for the orcs. Shift'e basıp hızlı koşuyoruz. Bu arada şimdiye kadar bunu hiç kullanmadım. Bayağı riske girdim aralarına girerek. Canım azalıyor. Duvarda, duvarı siper alarak savaş için herhalde pek bir sorun olmaz. Son wave olduğu için oldukça kalabalık geliyorlar. Benim acilen heal potion bulmam lazım, yoksa öleceğim. Bombamızı da patlatarak. Ya bundan sonra geldi öyle bir şey. Bir bomba daha duruyor. Arbaletçiler gelmedi, sürece pek bir sıkıntı yok. Benim zorlayanlar şu an arbaletler oldu. Çünkü yaklaşmadan bana vurabiliyorlar. Oh 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 oh. Çok az canım kaldı. Gerçi son birkaç tane kaldı yanılmıyorsam. Yanılıyor da olabilirim. Yukarı giden var. Benim acilen bir potion da bulmam lazım bir yerden. Bir arbaletli daha geldi. Öldüm. Evet, şimdi geçirmedim.
Aslında ölünce de oyun bitmiyormuş, ben ölünce bitiyor zannediyordum stage. Ölünce geri doğabiliyormuşum. Aa, bir bölümünü daha bitirdik böylece, bakalım bu bölümün sonunda bize ne verecek. Ah, tabi öldüğüm için daha az skal aldım. Skal bu oyunda neydi? Upgrade'lerimizi yapmamız için kullanacağımız para birimiydi. Bakalım ne kazanmışız. Windbelt kazanmışız. Windbelt ne işe yarıyor? Hortum çıkarıp orkları fırlatmaya falan yarıyor. Anladığım kadarıyla resimlere bakarak. Oyunun ben burasını oynamamıştım. Buraya kadar gelmemişim demosuna. Demosuna buraya kadar değildi çünkü. Evet, biz videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Yeni haberler ve yeni videolar için web sitemizi ve Facebook sayfamızı takip etmeyi unutmayın.